Siz de ürününüzü veya hizmetinizi milyonlarca kişiye İstanbul Times TV özel YouTube kanalıyla ulaştırın. Sokak röportajlarımızın önünde yayınlanacak 15 saniyelik etkili reklamınız için bizimle temasa geçiniz. Telefon 0212 415 8205. GSM 532 344 05 12. Nevruz, sizce Türklerin mi yoksa Kürtlerin mi var? Şimdi bakın. Nevruz ayın 20'sinde 19 çeyrekte girdi. Nevruz bir şaman geleneğidir. Türk geleneğidir. Efendim, Nevruz yeni gün demektir. Farsça anlamı yeni gün demektir. Gün ışığı demektir. Efendim, yeni bir güne, yani bahara giriştir. Şimdi Kürt toplumu bazı şeyleri üzerine alabilmek için yırtınıyor. Yunanlıların baklavası, lokumu gibi. Bu Türk bayramıdır. Ben ırkçı değilim. Onu da ayrıca belirteyim. Fakat Türk oğlu Türk bayramıdır. Peki. Bahar'ın karşılanmasıdır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rus tabiatıyla Türklerin, yani Kürt diye bir şey söylemek bence asılsız olur. Çünkü 40 çeşit Türk boyu olduğu söyleniyor. Bunlardan bir tanesi de zaten Kürtlerin olduğunu ifade ediyor. Son zamanlardaki yapılan bu araştırmalar neticesinde yani şamanizmden gelen bir etkinin olduğunu da düşünürsek büyük olasılıkla bu, bana göre, okuduklarımızı araştırmamıza göre Nevruz tamamen bize ait. Yani Türk toplumuna ait bir şeydir, kültürdür. Sizce Nevruz Türklerin mi yoksa Kürtlerin mi? Tabii ki Kürtlerin bayramı. Yani bunun tartışmanın bir anlamı yok. Çünkü yıllardır Kürtler bu Nevruz bayramını kutluyor. Tamamen devlet politikaları ve geçmişe baktığımızdan beri bu böyledir. Yani hep engellenmiştir. Ki Türklerin Nevruz bayramını kutlandığını da ben görmedim yani. Ondan dolayı tamamen Kürtlerin bayramı olduğu tarihten beri yani bir şey, yani bu şimdilik bir şey değil, bir tartışılması bile yanlış. Ya bir bayramı bir millete indirgemek olumlu olarak baktığım bir şey değil. Hani orada yaşayan topluluğun bayramı olarak desek daha doğru olur diye düşünüyorum. Hani bu bayramsa isteyen kişi de kutlayabilir diye düşünüyorum. Yani. Bakın, ayrıştırma yapmayalım. Yani onu ya hepimizin bayramı o. Türklerin bayramıdır. Eskiden beri kutlanır, Türklerin bayramıdır. Hatta benim bildiğim kadarıyla, yanlış biliyor olabilirim ama ateş etrafında dönme ve bazı Türkiye'nin bazılarında hani sinsin ve benzeri gibi söylemleri de vardır. Hani Türklerin Kızılderili akrabalığı var, onlar da ateş etrafında dans ediyor gibi söylemler de var ama bunu doğru temellere oturtan bilgim yok. Ama bence Türklerin bayramıdır ve Türkler uzun yıllardır kutlamaktadır. Sizce? Millet olarak kutluyoruz. Kimin bayramı olduğu önemli değil. Bayramlar birleşme, buluşma, kucaklaşma günleridir. Önemli olan bu şekilde yaşanması. Evet, kesinlikle. Kürtlerin niye olsun ya? Kürt'ü Türk'ü bir kenara ayırmayalım. Artı Nevruz, yani bizim çok eski bir bayramımız. Tarih bunu yazıyor. Yani Kürtler belki bizden daha çok sahiplenmiştir. O kadar. Vallahi bizim iki tane bayramımız var. Biri Ramazan bayramı, biri Kurban bayramı. Allah Celle Celaluhu bize bahşetti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutladığı iki bayramı. Gerisi benim için bayram değil. Türk. Tüm Türklerin bayramı. Hı-hı. Irk ayrımı olmamalı. Hepimiz. Evet, hepimizin bayramı. Peki. Nevruz tabii. Türklerin mi yoksa Kürtlerin mi bayramı? Nevruz'u bence coğrafyayla değerlendirmemiz gerekiyor. Türk. Hı-hı. Yani Nevruz bir bahar kutlamasıdır. Doğanın yeşermesidir. Bunun bence ırklarla alakası olduğunu sanmıyorum. Teşekkür. Tüm insanların olması lazım bence.